arkadaşlar, ben Ecehan. Bir önceki videomuzda kod yazarak LED'imizi yakıp söndürdük. Peki bu devreye bir de buton eklemek istersek ne yapacağız? Proje başlasın. Buton ile LED yakma projemizde setimizin içinde bulunan bir adet breadboard'u, birkaç jumper kabloyu, sarı LED ve kırmızı LED'imizi, butonumuzu, 2 tane 330 ohm direncimizi, 1 adet 10K direncimizi ve tabii ki de Arduino'muzu kullanacağız. İsterseniz devreyi kurmaya geçmeden önce biraz buton hakkında konuşalım. Push buton devremizde anahtarlama için kullandığımız devre elemanıdır. Normalde açık, bastığımızda ise kısa devre olmaktadır. Burada gördüğümüz gibi 4 tane bacağı var. A ile B ve C ile de içeriden birbirlerine şu şekilde bağlantılı. Biz butona bastığımız zaman kısa devre olarak sağ tarafla sol taraf ya da sol tarafla sağ taraf birbirine bağlayıp akım akmasını sağlıyor. Buton bağlantısını devremizde iki farklı şekilde gerçekleştirebiliriz. Pull-up bağlantı ve pull-down bağlantı. Pull-up bağlantı butona basılmadığı zamanlarda 5 volt geçmesini, basıldığında da kesilmesini sağlar. Pull-down ise butona basıldığında 5 volt geçmesini, basılmadığında geçmemesini sağlar. Biz devrelerimizde pull-down bir bağlantı gerçekleştireceğiz. İsterseniz devremizin kuruluna geçelim, orada daha detaylı görelim. LED'lerimizi takmakla işe başlıyoruz. LED'lerimiz yönlü devre elemanları. Bunu bir önceki videomuzda da konuşmuştuk. Uzun bacağı artı, kısa bacağı ise eksiydi. Uzun bacağını Arduino'muza, kısa bacağını da direnç üzerinden toprağa bağlayacağız. Dirençlerimizi alıyoruz. 330 ohm direncimiz, sarı LED'imizin eksi bacağına. Diğer bir 330 ohm direncimiz, o da kırmızı LED'imizin eksi bacağına. Bağlıyoruz. Bunları da toprak olarak seçtiğimiz şu mavi yere bağlıyoruz. Şimdi de buton bağlantımızı gerçekleştirelim. Dediğimiz gibi biz pull'dan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Butonumuzun bir bacağına 10K direnç takıyoruz. Bu 10K direncin bir bacağını da toprak bağlantımıza takıyoruz. Yani dolaylı yoldan biz butonumuzu toprağa bağlamış oluyoruz. Daha doğrusu butonumuzdan Arduino'muza olacak olan bağlantıyı dolaylı yoldan toprağa da bağlamış oluyoruz. Butonumuzun diğer bacağına 5 volt girişini veriyoruz. Şu an pull'dan bir bağlantı gerçekleştirmiş olduk bu sayede. Dirençlerimiz ve Arduino'muz arasındaki bağlantımızı da yapalım. Kırmızı LED'imizi 2 numaralı pine, sarı LED'imizi de 3 numaralı dijital pine bağlıyoruz. İsterseniz bu 5 voltu şuraya koyalım. Hem daha önce de breadboard'dan bahsetmiştik, onu da pekiştirmiş oluruz. Bu 5 volt burada bağlı dursun. Bu 5 voltu buradan Arduino'muza verelim. Ve toprağımızı da yine buradan alıp Arduino'muz üzerindeki herhangi bir toprak girişine bağlayalım. Ben şunu tercih ettim. Siz istediğiniz herhangi bir toprak girişini tercih edebilirsiniz. Devremizi kurduğumuza göre isterseniz bilgisayarımız üzerinden kodumuzu yazalım, Arduino'muzu yükleyelim ve devremizi çalıştıralım. Şu an devremizde 2 adet LED ve 1 adet buton bulunuyor. İsterseniz ilk önce onları tanımlamakla işe başlayalım. Kırmızı LED'imizi 2 numaralı pine taktığımız için burada da 2 yazdık. Sarı LED'imizde 3 numaralı pine taktığımız için burada 3 numaralı pine sarı LED ismini verdik. Ve 7 numaralı pine de butonumu bağladığım için 7 numaralı pine de buton ismini vermiş oldum. Şimdi kodlarımı yazarken 7 yerine buton yazabilirim. Void Setup kısmına geçiyoruz.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu kısımda pinimizin modundan bahsedeceğiz şimdi. LED'lerimiz bizim çıkış pinlerimizdir. Fakat buton üzerinden veri okuyacağımız için, yani basılı olup olmadığını göreceğimiz için butonlarımız bizim giriş pinlerimizdir. O yüzden input yazacağız. İsterseniz şimdi de loop kısmına geçelim. Ben butonumun basılı olup olmadığını anlamak için buton durumuna bakmam gerekiyor. Buton durumunu da şu şekilde tanımlayabilirim. Şu anda ben dijital okuma sayesinde butonumun açık mı, kapalı mı, basılı mı, değil mi olduğunu öğreneceğim. Ama ondan önce bu kısma şu anda butonumun sıfır durumunda olduğunu belirtmem gerekiyor. Arduino'yu da üzerinde kodlama yaparken tek eşittir buradaki değeri buraya atar. Yani siz burada bir dijital okuma yaptığınızda bunun 1 ya da 0 olması bu durumun içine atılır. Şimdi butonumun basılı olup olmadığını şu şekilde kontrol edeceğim. Eğer, yani if döngümüz. If bizim eğer döngümüzdür. Yani eğer butonumuz basılıysa bunu yap, değilse şunu yap diyeceğimiz kalıp if else kalıbıdır. Programlamada iki tane eşittir, bizim normal hayatta kullandığımız eşittirle aynı şeydir. Yani buton durumum 1 mi sorusunu soruyorum ben burada. Eğer buton durumum 1 ise diyorum ki sarı ledimi yak. Kırmızı ledimi söndür. Eğer buton durumun bir değil ise, yani else yazıyoruz şu anda. Sarı ledimizi söndür. Kırmızı ledimizi yak diyoruz. Kodumuzu da yazdığımıza göre artık Arduino'muzu yükleyebiliriz. Ama önce bir kontrol edelim isterseniz. Kontrol ettik. Ve şimdi de yükleme zamanı. Ve kodumuzu yüklüyoruz. Şu anda bahsettiğimiz gibi kırmızı ledimiz yanıyor. Butona bastığımızda ise sarı ledimizin yandığını görüyoruz. Buton ile LED yakıp söndürmeyi de başardık. Serinin devam videolarında ve diğer derslerinde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.